tamam mı? Ben Hüseyin Tan. Şimdi bu sene üzümlerde fiyat olarak geçen yıla göre bayağı bir artış var ama şartlara göre, yani yükselen fiyatlara göre de pek bir şey ifade etmiyor yani. Her şey %100, %100'ün üzerinde arttı. Onun için fiyatlar da arttı ama yine de kurtarıcı bir fiyat değil yani. Geçen yıl 14 lira vermişlerdi. Bu yıl 30'dan 27,5'a düşürdüler. Peki ya baktığımızda bunun emeği çok fazla. Yani bayağı bir emek veriliyor. Peki bu fiyat yeterli oldu mu üreticiye? Yani normalde fiyatlar bayağı yükseldi ama yani bu gelen pahalılıklara göre baktığında yani çok fazla da bir şey yaratmıyor yani, etki yapmıyor yani. Bayağı bir her şey %100'ün üzerinden arttı. Elbette o da artacak ama yani geçen yılın şartlarına göre sanki de bu sene ne kadar artsa da yine bence durum aynı görünüyor yani. Geçen yılın şartlarından aynı oluyor yani bence yani. Peki nakliyede ne gibi sorunlar yaşıyorsunuz? Vallahi nakliyede bizim nakliyede. Evet. Nakliyede biz kendimiz zaten kamyona kadar götürüyoruz. Toplayıp götürüp kamyona orada kendimiz yüklüyoruz yani. Orada tabii o yönden fazla bir şeyimiz yok yani. Üzüm üreticisinde o konuda sıkıntı yok. Ama sizin yok. Herhalde burada kendi aracınız var değil mi? Tabii. Başkalarında herkesin burada araçları falan var mı? Onlar mı yüklü yoksa? Yok. Olmayanlar da işte başka yani traktör tutuyorlar yani parayla. Yani başkalarının şeyiyle getiriyorlar yani kendi traktör olmayanlar. Tabii onlar biraz sorun yaşıyor. Bulamıyor yalnız en azından traktör. Abi onlar için biraz daha şartlar pahalı oluyor hani paralı olarak. Yani durum böyle. Baktığımızda burada işte bazı bağları vesaire hastalık da vurmuş galiba. O da etkiler mi sizi? Çok etkiliyor. Mesela hastalık çok yıllardan beri var. Çoğu bağlar komple kurudu. İptal ettiler yani bağları. Şu anda benim de mesela 4'te hemen hemen yarı yarıya hastalık almış durumda şu anda. Tabii oralarda hasat olmuyor. Üzüm falan olmuyor yani. Herhalde bu gidişle 1-2 yıla kadar hepsi hastalık alır. Yani o zaman sökmek zorunda kalıyoruz yani. Ya, üretimde yapamayacaksınız buna göre. Tabii o zaman daha komple söküyorsun. İşte arka buğday ekiyorsun yerine. Çok kişi böyle yaptı yani.